Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometry Kampı'nın 29. haftası 3. videosundayız. Ne yapacağız? Koni konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Bu konuyu iki videoda halletmeyi planlıyorum. Şimdi ilk video ile dersimize başlayalım. Koni. Evet bu koni kolay bir koni. Bu bayağı tespir başlıyorum. Kusura bakmayın. Valla huyumdur arkadaşlar. Huyum kurusun. Ayıp olmasın diye bir gülün ama tamam mı? Konik gerçekten kolay bir konu arkadaşlar. Nasıl mı? Eski bilgilerinizi düşüneceksiniz. İşte üçgenler yine burada karşımıza çıkacak. Dörtgenler yine burada karşımıza çıkacak. Bir de aynı zamanda şu konuya bakacak olursanız bir piramit gibi. Tabanı daire olan bir piramit gibi düşünebilirsiniz arkadaşım. Peki tabanı daire olan hatta tam tanımına bakalım. Bir düzlem içindeki dairenin her noktasını düzlem dışındaki bir noktaya birleştiren doğru parçaların meydana getirdiği geometrik şekle koni denir. Tabanı daire olacak ama biz dik koniyle uğraşacağız. Eğik koniyle uğraşmayacağız. Dik koni de yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezi. Yani dairenin merkezine denk düşüyor arkadaşlar. Yarıçap R burası H bu da yan ayrıtına da L diyecek olursak burada bir dik üçgen karşımıza çıkıyor. H, R ve L'den biri eksikse buradaki dik üçgenden zaten sonuca ulaşabilirsin. Peki konide hacim nedir? Arkadaşlar bütün prizmalarda hacim taban alan çarpı yüksekti. Ucu sivri olanlarda ayağınla bastığında battığı zaman ne diyorduk? Bölü 3 diyorduk. İşte burada da hacim neymiş arkadaşlar? taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 diyeceğiz. Taban alanı zaten pi r kare. Pi r kare çarpı h bölü 3. Bölü 3 unutma. Ben bazen unutuyorum. En azından sen unutma. Peki hacim bu. Peki alan nedir? E, açı Alanda açılış bizim için önemli. Açılışına bakacağız. Bir konuyu açtığınız zaman şöyle bir daire var ya. Hop açtığınız zaman bir noktada birleşiyor. Şöyle açtığınız zaman şöyle bir daire dilimi oluşuyor. Evet. Kapağını da unutmayalım yalnız. Daire dilimi oluşuyor arkadaşım. Bu açılış gerçekten önemli. Özellikle bu açılışta merkez açı falan verildiğinde R'yi ve L'yi bulurken gerçekten bu çok önemli. Hatta koninin olmazsa olmazı R bölü L alfa bölü 360 ÖSYM de koni sorduğu zaman genelde bunu soruyor. O yüzden buna dikkat edin. R bölü L alfa bölü 360. Önce bir açılışa yoğunlaşalım bakalım. Açılışta ne dedik? Daire dilimi oluyor hocam. Bu daire diliminde kapağı da unutmayacağız. Hocam bu daire diliminde ben artık alanları bulurum. Şu alan artı bu alan. Hocam bu alan pi r kare. Bu alanda pi l kare alfa bölü 360 daire dilimi. yarıçapı da l olduğundan dolayı. A, daha farklı bir yanal alan var mı? Var. Öncelikle şuna bakalım. Şuradaki yay uzunluğu nedir? Sen bunu böyle kapattığın zaman şuradaki dairenin çevresi kadar olmuyor mu burası? Evet. Burası 2 pi r kadar olacak. E burası 2 pi r kadar olacaksa o zaman aynı zamanda bunu şeyde eşitleyebilirsiniz. Hocam bu 2 pi r uzunluğu yay uzunluğuna eşit. 2 pi r eşittir. O da 2 pi l alfa bölü 360 eşit değil mi? Evet. 2 pi'ler gitti. L'yi buraya attık. Bak r bölü l alfa bölü 360 hikayesi buradan geliyor arkadaşlar. Bizim konide olmazsa olmazımız buradan geliyor. R bölü l alfa bölü 360. Peki arkadaşım yan alanı bulacağız. Alanı bulurken taban alanı nedir? Taban alanı zaten bir daire. Yani pi r kare. Pi r kareyi yazacağız. Bir de yan alan da Hani şu yay uzunluğu belliyken hocam burası 2 pi r çarpı hani yay uzunluğu belliyken şuraya hatırlatmayı yapayım istersen. Bu yay uzunluğu yay uzunluğu yalnız bak ölçüsü değil. Yay uzunluğu böyken, burası da r iken bunun alanı x çarpı r bölü 2 değil miydi? Evet. E burası da 2 pi r çarpı l bölü 2 diyecek olursak bölü 2'ler gitti piril çıktı. Bulaşık deterjanı markası. Bu ara feyri meyri diyorsunuz ama eskiden beri en eskisi pirildir bunun. Evet. Konide de ben yanal alanın piril olarak bilinmesi taraftarıyım. Zaten ben size prizmalara en başa doğru dönecek olursak bir hacmi bilin demiştim bir de yanal alanı bilin demiştim. Bak burada da aynı şekilde yanal alanı bil kardeşim. Yanal alan neymiş? Piril. Bak bunu unutma. Tamam bulaşık deterjanı markasından aklına gelsin. Başka da zaten hiçbir şey ezberlemeyin diyorum. Ha burada bir de olmazsa olmazımız R bölü L, alfa bölü 360'ı da bileceksin kardeşim. Yani konide hacim biliyorsun zaten taban alan çarpı yükseklik Sonra R bölüle alfa bölü 360 kesinlikle ama kesinlikle edeceksin. Bir de yanı al alan. Bilmesen de kendin çıkartırsın açılışını bildikten sonra. E, o da piril çıkıyor arkadaşım. Tamam koni de işte bunlarla ilgili işlemler yapacağız. Ve eski bilgilerimizi de katarak sorulara sonuca rahat bir şekilde ulaşacaksınız. Yalnız açılışta şöyle. E, yüzey sorularında falan kullanacağız. Bu açtığın zaman bak şurası A noktası ya hop açtığınız zaman şunlar A noktası. Uçtakılar A noktası oluyor. Ya da B'den açacaksanız uçtakılar B noktası oluyor e, A'da ortada olurdu. A'dan açtığımız anda B de burada ortada oldu arkadaşlar. Tamam. Evet buradan buna göre işlem yapacağız. Hadi bakalım. Taban alanı 36 pi. Hemen bir koni çizelim. Şu koniyi çizdik. Ne olduğunu bilelim ki. Ona göre işlem yapalım. Taban alanı yani pi r kare eşittir. 36 pi verilmişse. Buradan r kare 36'dan r'yi kaç buluruz? 6 buluruz. Evet r'yi 6 bulduk. 6'yı yazdık. 36 ve olan ve ana doğru parçasının uzunluğu da 10 olan bir dik koninin taban tabanından alınan bir noktanın tepe noktasına olan uzakları hangi aralıkta yer alır diye soruluyor. Evet, arkadaşım tabanından şuradan yüksekliği ben bulabilir miyim? Bulurum. Arkadaşım şurası şöyle. E ben tepe noktasının taban düzlemine olan en kısa uzaklığı dediğim ne de nedir? Dik uzaklıktır. Hocam 6 8 13 genden burası ne çıktı? 8 çıktı. A bize diyor ki tepe noktasının taban düzlemine olan uzakları soruluyor. Hocam taban düzlemine olan uzakları 8'dir ya da 8'den biraz daha büyük. Biraz daha büyük. Biraz daha büyük. Biraz daha en son ne olur? 10 olmaz mı? Evet. O zaman 8 ile 10 arasında mı olacak taban düzlemen olan uzaklığı? Evet. 10'dan büyüğü koninin dışına. Taban dairesinin dışına çıkar. Hocam bu tarafa gelsek yine aynı şekilde. 8 ise hop şöyle. Yan ayrıtı şurası yapıyor. Yine orası da 10 oluyor. Yani bizim yan ayrıtımız ya da oradaki x dediğimiz değer ne ile ne arasında olacak? 8 ile 10 arasında olacak. Çünkü taban düzlemin olan uzaklığı 8'de 10'da olabilir. Bunlar da tabii eşit de olacak. Hangi aralıkta yer alır? 8 ile 10 aralığında yer alır diyeceğiz. 8 ile 10 dahil soruya. Evet cevabı 8-10 kapalı aralığı şeklinde bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Evet taban çaplarının e, TA'yı 5 kökü olarak vermiş. Taban çaplarının uzunluğu 10 santimetre olan 2 dik dairesel koni şekildeki gibi yapıştırılmış. Arkadaşım ne verilmiş burada? Taban çapı. Taban çapı kaç verilmiş? 10 olarak verilmiş. Hocam taban çapı 10'sa Yer çapımızda 5, 5 geldi. Peki bu dik koni, iki dik koni yapıştırılmış ha? Çizilen yükseklik tam merkeze geldi. Çizilen yükseklik tam merkeze geldi. O zaman bu doğrusal mı oldu? Evet. Burası da dik, burası da dik oldu. Hatta 5, 5 kök giyse burası da ne olacaktır o zaman? 5 olacaktır. Dik üçgenden dolayı. E ee, sonra koniler üzerinde seçilen iki nokta arasındaki uzaklık en çok 17'ymiş. Arkadaşım bu tepe noktayla bu tepe noktayı seçersem 17 olur değil mi? 17 ise burası 12 oldu. 5, 12, 13 üçgenden burayı da 13 bulduk. Alttaki koninin ara doğrusunun uzunluğu nedir diye soruluyor. O zaman cevap kaç çıktı arkadaşlar? 13 çıktı. Ana doğrusu dediğimiz bu uzunluk oluyor arkadaşlar. Cevap 13 çıktı. Ne sorusu aslında şöyle baktığınız zaman bir deltoid sorusu arkadaşlar. Deltoid. Ama özelliklerine bakmadık. Kendiliğinden çıktı deltoid özelliği Evet ikinci soru 13 çıktı arkadaşlar. Geldik üçüncü soruya. Şekilde ana doğruları 4 3 ve 4 birim olan Arkadaşım 4 kök o zaman burası da 4 kök 3. 4 ise, burası da 4 mü? Evet. 4 birim olarak verilen dik koniler ana doğruları doğrusal ve ana doğruları doğrusal şöyle. Taban dairelerinin ortak noktası B olacak şekilde yerleştirilmiştir. Şu şekilde B. Evet ABC açısını 135 derece olarak vermiş. Arkadaş bu ABC açısını kullanacağım. Burası 135. Peki. Şimdi aslında burada ne sorusu bu? Bak ikizkenar üçgen. Açı da verilmiş ya. Açıya dalacağız da o zaman. Dal açıya. Alfa alfa dersen buraya. E sonra bu da x kenar. Hocam burası da beta betaysa. Başka? Biz ne biliyoruz başka? Burası 4 kök 3 buranın da 4 olduğunu biliyoruz. E sonra? E hocam büyük üçgende alfa var beta var bir de 135 var. Hmm. Alfa beta ve 135'in toplamı kaç yaptı? 180 yapmalı. Alfa artı betayı kaç buluruz böylelikle? 45 derece olarak buluruz. E burada 2 iç açı 1 dış açıdan burası 2 alfa mı oldu? Çünkü doğrusu aldı burası. 2 iç açı 1 dış açıdan burası 2 beta yaptı. Arkadaşım 2 alfa artı 2 beta kaç yapar? Alfa artı beta 45 ise 90 yapar. A 2 alfa artı 2 beta 90 ise kaç da 90 derece oldu. T1 ile T2 arasında uzaklık isteniyor. Al sana Pisagor. Bitti gitti. Ney sorusu? İkiz üçgen sorusu. Gördüğün üzere. E burada Pisagor bağıntısı yapacak olursak. X'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 4 kök 3'ün karesinden sonuca ulaşırsın. Böylelikle x'i kaç bulursun? Bu 30'dan 60'a e geçiş kök 3 kat ya. Hatta burası 30 derece oluyor. 30'u karşı 4 ise 90'ın da 8 çıkar buradan. X'i böylelikle 8 olarak buluruz. Yani T1, T2 arasındaki uzaklığı. Gördüğünüz üzere eski konular yine karşımıza çıkabiliyor. Evet örnek 3'ü de 8 bulduk. Geldik örnek 4'e. Şekilde tepe noktaları A şu A. Ara doğruları da AB ve AE olan dik koniler BAE noktaları doğrusal olacak şekilde bu doğrusal bu doğrusallığı kullanacağım. Konulmuş. Arkadaşım burada konide yükseklik çizelim. Şu yükseklik tam buraya gelecek. Bu yükseklik de tam buraya gelecek. E bu yükseklik şu ikiz kenar olduğundan dolayı şöyle ya. Bu açı ortaydır. E hocam bu da yükseklik. Bu da ikiz kenardan çizilen kenar ortay olduğundan. Bu da ne olmak zorunda açı ortay olacak. Aa burada ne çıktı? 1.90 dereceye çıktı. 2 noktayla 2 çizginin toplamı 180 olduğundan. Çünkü doğrusal verilmiş ya. 90 çıktı. Pisagordan artık burayı buluruz. Peki. Yeşil koninin çap uzunluğunun mavi koninin çap uzunluğuna oranı 3 bölü 8 verilmiş. Oo, 3 bölü 8. Evet bir daha bakalım. Yeşil koninin çap uzunluğunun mavi koninin çap uzunluğuna oranı 3 bölü 8. E çaplar oranı 3 bölü 8 ise yarı çaplar oranı da 3 bölü 8 olacak. Yani buranın yarı çapına 3R dersen burası da ne olacak? 8R olacak. Peki AB'yi de birim olarak vermiş. Aa, burası eşit olarak verilmiş. Burası da 10 10'sa Şunlar da 5 5 mi oldu? Evet burası da 5 oldu. av hocam 90'lar havada uçuşuyor burada. Bir alfa beta yakışır sanki değil mi? Evet alfa beta. E o zaman burası da beta. E, alfa ile betanın toplamı 90 ya. Burası da alfa burası da alfa. Alfa 90 ise burası beta oldu. Şu üçgen ile şu üçgen benzer oldu. 90'ın karşısı 5 iken 90'ın karşısı 10. Benzerlik oranı 1'e 2. Betanın karşısı 3 r iken betanın karşısı 6 r'dir. Hocam 6 8 10 üçgeninden burası 10 r olur. 10 r eşittir 10 ise r'yi de kaç buluruz? 1 buluruz. Bizden ne isteniyor? Taban dairelerinin merkezler arasındaki uzaklık isteniyor. R'yi 1 bulduk mu? Bulduk. O zaman burası 3 çıktı. 3, 5, 3, 4, 5 üçgeninden şurayı kaç bulduk? 4 bulduk. E o zaman burasını 4 diye yazalım. Sonra burası 4 ise e burası da 6 R'yi 1 bulduğumuz için şurada bir Pisagor bağıntısı yapacak olursak X'i buluruz. X'in karesi 4'ün karesi artı 6'nın karesi olacaktır. 16 artı 36 52 olacaktır. Uzun yoldan yapıyorum ama kız benim bana neyse x de buradan kök 52 olacaktır. Yani bu 4 çarpı 13 olduğundan dolayı 4 dışarıya 2 diye çıktı. Cevap böylelikle 2 kök 13 olarak buluruz. Yani örnek 4'ün cevabını böylelikle 2 kök 13 bulduk. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yine benzerlik çıktı ve ikiz kenarlıklar çıktı arkadaşlar. Eski konular karşınıza çıkabilir. İlla sadece ve sadece katı cisimlerden soru çıkacak diye bir şey yok. Dikkat et. Genelde bu sorular böyle kaçıyor. Çünkü katı cisim biliyorsunuz. Gidiyorsunuz. Formülleri ezberliyorsunuz. Ulan bu formülü ara, bu soruya uymuyor. Yani her şey formül değil. Geçmişinizi de koyacaksınız sorunun içerisine. Unutma. Yani üçgen geçmişini de, dörtgen geçmişini de, de hatta daire geçmişini de koyacaksın soru içerisine. Bunu sakın ama sakın unutma. Ee, geldik örnek 5'e. Taban çapının uzunluğu ile ana doğru parçasının uzunluğu birbirine eşit olan dik dairesel koninin taban alanının yanan alanına oranı. Arkadaşım şimdi şöyle bir şey vermiş. Bir koni var. Şöyle bir koni taban çapı neye eşit? Şurası taban çapıyla şey eşitmiş. Yani sen buraya bir RR diyecek olursan e, taban çapıyla burası eşitmiş. 2R burası da 2R. A eşkenar üçgen çıktı arkadaşlar buradaki kesitte. Şimdi burada bir yükseklik çizecek olursan hatta yükseklik bir çizelim. Yo koninin nesi isteniyor bizden? Taban alanının yan alanına oranı isteniyor. Arkadaşım açılışta şöyle açılışta yapalım. Yanal alanda şöyle şurası. Ama yanal alan pirildi. Tamam bunu bildikten sonra sıkıntı yok taban alında belli zaten. Hani bilin dedik ya onu. Açarak da yapabilirsiniz. R bölü L alfa bölü falan filan ama gerek yok. Diyor ki bize dikdaresel koninin taban alanının yani pi r karenin ne oranı? Yanal alanın oranı pi r l pirildi. L dediğimiz ne? 2, 2 r değil mi? Evet pi çarpı piril yani pi r kare bölü pi çarpı r çarpı l dediğimizde 2 r. Arkadaşım R kareler gitti mi gitti. Pi'ler gitti mi gitti. Cevap ne yaptı o zaman? Direkt 1 bölü 2 yaptı. Yani örnek 5'in cevabı 1 bölü 2 oldu. Geldik örnek 6'ya. Taban yarıçapı 3 cm olan dik dairesel koninin hacmi verilmiş. Ben yine de şekli çizeyim. Ne olur ne olmaz. Ayıp olmasın. Şekli çizmek zaten kolay. Taban yarıçapını zaten 3 vermiş. Pi R kare çarpı H değil. Bir de bölü 3'ü var. Eşittir 12 pi olarak verilmiş. Pi'ler nanay. E burada bir saniye bazen böyle hatalar veriyor. Heh. Piler nanay. Şuradaki 3'lerden nanay oldu. 3 ile bu gitti. 3 h 12 ise h'ı buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Evet h'ı 4 bulduk. koninin e, yan alanı. 3 4. Şurası 3 ya. 3 4 5 üçgeninden buraya da 5 bulduk L'yi de. Yanal alanda pirildi. Yani pi çarpı r dediğimiz 3. L dediğimiz 5. O da 15 pi yapar dostum. Evet örnek 6 15 pi oldu. Geldik örnek 7'ye. Evet ayrı uzunlukları şekildeki gibi verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta parçası yontularak bir dik dairesel konu yapılıyor. Evet yontacağım ve dik dairesel konu yapacağım. Buna göre oluşabilecek konilerden en büyük olanının hacmi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar konu yaparken ya tabanını burası seçeceğim. Şimdi burası kaç? 20. Burası 10. Ya tabanını şuradaki en büyük daire seçeceğim. O zaman yükseklik ne oluyor? Şöyle içeride geçecek bak şöyle yükseklik 30 olacak. Evet yarı çapı kaç olacak böyle yaptığın zaman merkez teğet çektik merkez teğet çektik yarı çap 5 olacak. Yarı çap 5 olan yüksekliği kaç olan 30 olan bir koni olmaz mı? Bunu yontarak yaptığım en büyük koni. Evet ya yarı çapı 5 yüksekliği 30 olan bir koniden bahsedeceğim. Hemen bunun hacmini bulayım. Pi r kare çarpı h bölü 3. Bu kaç yaptı arkadaşlar? 250 pi yaptı. Ya bu olacak cevap ya da arkadaşlar şuna teğet olacak. Burası kaçtı? 20 cm burası 30. Şuna teğet olacak şöyle. E merkez teğet çektik. Merkez teğet çektikten dolayı 20'ye yarı çap 10. Yarı çapı 10 olanın bu sefer böyle olacak yüksekliği şurası olacak. Yüksekliği de 10 olacak. Pi r kare çarpı h bölü 3. Bunun hacmine bakalım. Bu da kaç yaptı arkadaşlar? 100 1000 pi bölü 3 yaptı. 1000 pi bölü 3 yaptı. 999 olsa 3'e bölsek 333 yaptı. Şu anda 250 pi'den büyük oldu. Ya da ne olacak arkadaşlar? Şu şekilde seçip bu sefer ne olacak? Yarı çapımız en büyük koniyi yaparken merkez T'ye çektik. Merkez çektik. Yani konimiz şu şekilde olacak arkadaşlar. Yüksekliğimizde kaç yapıyor? Yarı çapı 5, 5 gen, yüksekliği de 20 olacak. O zaman yarı çapı 5, yüksekliği de kaç olan? 20 olana bakacağım. Bu da pi r kare çarpı 20 bölü 3 olacak. Yani bu 25. 25 çarpı 20. 25 çarpı 20 kaç yapıyor? 500 mi yapıyor? 500 pi bölü 3 yaptı arkadaşlar. Değil mi? Evet 25 ile bunu çarparsak 500. 25 ile onu çarpsam 250 yapıyor. Evet 500 pi bölü 3 yaptı. Bunlardan en büyük hangisi arkadaşlar? 500'ün 3'e bölünmüş hali mi? 1000'in 3'e bölünmüş hali. Tabii ki 1000'in e 1000 3'e bölünmüş hali. Cevabımız o zaman 1000 pi bölü 3 yapacaktır. Bak bu yeni nesil dediğimiz soru. Senden şekli istiyor. Ama şekli bulurken bir tabanı burası olan yüksekliği şu olan. Bir tabanı burası olan yüksekliği 20 olan. Bir de tabanı mavi olan yüksekliği de 10 olan. İşte bunu senin düşünmeni sağlayan soruya biz yeni nesil soru diyoruz. Gerçi katı cisimlerin hepsi yeni nesil soru da diyebiliriz ama bu soru bir yıldız atayım. Zor değil ama çok da güzel bir soru. AYT'de çıkmaya aday bir soru arkadaşlar. Çünkü bu piramit konik küre nerede çıkıyor? TYT'de çıkmıyor. AYT'de çıkıyor. AYT'de çıkacak güzel bir soru. Evet örnek 7'yi bulduk geldik örnek 8'e. Bu da güzel. Şekildeki koni ana doğrusu, ana doğru parçası zeminde olacak şekilde yan yatırılmıştır. Koninin T köşesi sabit kalacak biçimde zeminde 2 tam 2 tam tur döndüründe A köşesi aynı yere denk geliyormuş. Bak. Sen şimdi bunu döndüreceksin. Bu koniyi döndürürken A köşesi hop bu bir tam tur attığında buraya, 2 tam tur attığında buraya gelecek. A köşesi dönerken ne olacak? Hop şöyle bir dairesel bir hareket yapmayacak mı? Evet. Bu iki tam tur attığı zaman yan yüzeyi hocam iki tur burayı şey yapmış oluyor o zaman. O zaman iki tane bunun yanal alanı iki tane koninin yanal alanı neye eşit olmak zorunda? Dairenin alanına eşit olmak zorunda. Yarı çapı altı olan şu dairenin alanına eşit olmak zorunda. Çünkü bu daireyi ben iki tam tur döndürerek döndürerek değil döndürerek yani iki tane yan yüzeyi bu daireyi kapsıyor mu arkadaşlar? Kapsıyor. O yüzden güzel bir soru. Dikkat edin. E burada koninin ben tam halini çizeyim. Şöyle yan yüzeyini alt vermiş. yarıçapına da şöyle R diyeyim. Evet o zaman burada iki tane yan alan piril değil mi arkadaşlar? Pi çarpı R çarpı L. İki tane piril buradaki pi R kareye mi eşit olacak arkadaşlar? Evet. Hadi burada sadeleştirmemizi yapalım. 6'lardan birer tanesi gitti. Piler gitti. 2R 6 ise R'yi de kaç bulduk? 3 bulduk. Evet R 3 çıktı. Koninin hacmi nedir diye soruluyor. Yüksekliği bulmam lazım. Çizdiğim yüksekliği. Hocam 6'ya 3 var. 30 60 90 30 30 3 30'un karşısı 3 60'ı 3 çıkar. Yüksekliği de 3 kökü bulduk. O zaman hacim pi r kare. Yani 3'ün karesi taban alan çarpı yükseklik 3 kökü 3 ama bölü 3'ü unutma lütfen. Bir de bölü 3 yazınca şu 3'ler gitti. O da 9 kökü 3 pi çıktı arkadaşlar. Bak bu da güzel bir soru gerçekten. Evet örnek 8'de böylelikle 9 kök 3 pi bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Evet ne demiş? Şekildeki dik dairesel koninin taban merkezinin ana doğrusuna olan uzaklığı 4 birim. Taban merkezinin ana doğrusuna olan uzaklığı 4 birim. Ama öncelikle şunu yapayım. Hocam çizilen yükseklik buraya denk gelecek. Burada da bir dik üçgen oluştuğunu biliyoruz. Ve adam bize ne demiş? Bunun ana doğrusuna olan uzaklığından bahsetmiş. E burası dik ya dikten dik çıktı. Yani dik dikten dik çizdik. Öklit bağıntısı çıktı. Arkadaşım buradaki uzunluğu 4 olarak biliyorum. Yani burada karşıma bir dik üçgen çıktı. Şöyle bir dik üçgen çıktı. Dikten dik çizdim. Ve burası 4 çıktı. Burası xken burası da 10 eksi x mi oldu? Evet. E burada 4'ün karesi eşittir. X çarpı 10 eksi x diyecek olursak. Çarpanları ayırabilirsin. Ya da 4'ün karesi 16. 2 çarpı 8 16. E buradan x 2 çıkabilir ama dikkat et çarpanları ayırdı. mayayı yaptığın zaman da hocam x 8 de olabilir. Yani x 2 de olabilir, 8 de olabilir. Dikkat et. X 2 de olabilir, 8 de olabilir. Çünkü 8 yazdığın anda 8 çarpı 2 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Aa bana ne demiş? Koninin hacmi en çok kaçtır diye soruluyor. E koninin hacminin en çok olması için yüksekliğinin en çok en çok değerini bulmam lazım. E o zaman burada arkadaşım x yerine 2 yazarsam burası 2, burası 8 olursa Yükseklik sanki 4 kök 5 daha yüksek oluyor. Çünkü burası 8 burası 2 dersem yükseklik o zaman daha az olmuyor mu? 2 4 2 kök 5. Evet. O yüzden ben neyi seçmeliyim? X'i 2 olarak seçmeliyim en büyük olması için. Yani H'ın en büyük olması için X'i 2 seçmeliyiz. Seçelim. O zaman yükseklik kaç çıktı arkadaşlar? 4 kök 5 çıktı. Haydi bakalım. Ama dur dur dur. O zaman dairenin yarıçapı da değişiyor burada. O zaman şöyle şey yapalım. Belki bunda çıkacak ama dur bakalım. Ben burada şöyle diyeyim. Şöyle diyeyim. Ne diyeyim? X eşittir 2 için koyduğum zaman konuyu şöyle çizeyim. İşlem hatası yapmayayım. X yerine 2 yaptı yazdığım zaman arkadaşlar. Şurada çizdiğim yükseklik. X yerine 2 yazdığım zaman. Hocam burası 2, burası 4, burası 8, burası 4 kök 5 yaptı. E, burası 4 kök 2, 4, 2 kök 5. Yarı çapta 2 kök 5 mi oldu? Evet. Bunun hacmi pi r kare 2 kök 5'in karesi çarpı yükseklik 4 kök 5 bölü 3 mi yapacak? Evet. Bu da neye eşit oluyor arkadaşlar? Bu da 20 çarpı 4 80 kök 5 pi bölü 3 yaptı. Bir de diğerine bakalım. Bu sefer x yerine kaç yazalım? 8 yazalım. X yerine 8 yazdığım zaman da bizim konimiz şöyle olacak. Arkadaşlarım şöyle dik böyle dik buradan dik çizdiğimizde x yerine 8 yazdığımız zaman burası 2 olacak. Burası 4 ya 2 4 yüksekliğimiz 2 kök 5 4 8 4 kök 5 burası da 4 kök 5 oldu. O zaman hacim neye eşit olacak pi r kare 4 kök 5'in karesi çarp yükseklik 2 kök 5 bölü 3 olacak. O zaman hacim neye eşit oluyor bu bölü 3 zaten sadeleşmiyor. 16 yapıyor. 16 kök 5 16 16 kök 5 4 kök 5'in karesi 16 çarpı 5'ten 80 80 çarpı 2 de 80 çarpı 2 de 160 160 kök 5 bölü 3 yapmış oluyor E o zaman cevap ne oldu bir tanesinin hacmi bu bir tanesinin hacmi bu a bizden ne isteniyor şu isteniyor. hacmi en çok kaçtır diye soruluyor Demek ki ben x'i kaç seçersem 8 seçersem hacmi en yüksek oluyormuş yani 160 kök 5 bölü 3 oluyormuş arkadaşlar. Cevap bu olmuş oldu arkadaşlar. Yani şu değil. Dikkat et. Tamam mı? Örnek 9'da böyle bulmuş olduk. Geldik bir sonraki soruya. Evet şekildeki ABC üçgeni biçimindeki kartonun BC etrafında 360 derece döndürülmesiyle. Daha önce döndürmeyi yaptık. BC etrafında 360 derece döndüreyim. Hocam BC'ye göre şeklin simetriğini alıyorum. Şöyle aldım. Dönerken de hop yuvarlaklar dikey. Yatay döndürmede yuvarlaklar dikey oluyordu. Hocam yuvarlaklarımız ne olacak? Hop şöyle olacak. Aa başka da bir şey yok. Bu noktanın simetri zaten burası. Ne çıktı karşımıza? Konu çıktı. Dönel cismin hacmi nedir diye soruluyor. Yarı çapı 4 pi r kare taban alanı çarpı yükseklik 9 bölü 3 olacak. Şunlar sadeleşti 3. 16 çarpı 3'ten cevabı da 48 pi olarak buluruz. Evet örnek onu da böylelikle 48 pi bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Matkap matkap tahta, maden, beton, çelik, demir, mermer gibi sert maddeler üzerinde delik açmaya yarayan alettir. Matkabın tanımını yaptım sonuçta bilmeyenler vardır. Evet şu matkap ne yapıyor? Deliyor arkadaşlar. Duvarı deliyor. Şekildeki matkabın ucu dönerek şu matkabın ucuymuş arkadaşlar. Ne yapıyormuş? Dönerek duvarı delecekmiş. Matkabın ucu kenar uzunlukları 5-5-6 olan üçgensel levhadır. Çok güzel. Şimdi demir çubuk zemine paralel olacak şekilde tutulup matkap ile duvarda 8 santimetre derinliğinde şurası 10 santimetre bak tam delmiyorum duvara 8 santimetre derinliğinde bir delik açıldığında oluşan deliğin yüzey alanı nedir diye soruluyor. Hadi delelim bakalım. Ben bunu döndürerek şey yapacağım. deleceğim arkadaşım. Sen bunu döndürerek deldiğin zaman şurada kaç birim? Şurada x kenar üçgen mi bu? Evet x kenar üçgen. Şu 3, 3 olduğunu biliyoruz. 3, 4, 5 üçgenden burası 4 oldu. Tam şuraya kadar matkapı soksak. Bak şimdi. Şuraya kadar matkapı soktuğun zaman şöyle. Ama dönerek bir şey oluşacak ya bir cisim. Dönerek cisimi oluşturduğun zaman ne oluşacak? Hop şöyle. Hocam iki tane konu oluştu. Değil mi? Şöyle baktığın zaman iki tane konu oluştu. <laughs> Öyle gibi gözüküyor. Şu an iki konu oluştu. Tam şurada şey olduğu zaman. Peki sen delmeye devam etsen. Delmeye devam etsen. Arkadaşım iki tane konu oluşmadı aslında. Niye? Sen şurada bir konu oluştu ama burada da şöyle bir e, şuradaki dönüş buradaki dönüş konu şeklinde mi olur arkadaşım? Sen buraya kadar böyle deldin. Burada da şu şekilde bir konu silindir oluşmaz mı? Hayal et. Çünkü sen bu şekli döndürdüğün zaman bak şimdi şurada göstereyim. Sen bu şekli döndürdüğün zaman tamam şöyle simetriğini aldın. Hocam bir konu oluştu. Ama sen duvarda şöyle bir delik açtın. Yani şuradaki yükseklik kadar bir delik açtın ya şöyle. E burada daralmıyor. Sen burayı delmiş oldun. Buradaki delik içeri geçtikçe silindir şeklinde olmuyor mu arkadaşım? Çünkü sen burada şurayı e, şurayla delmiş oldun zaten şu öndekini. Orayla delmiş oldun. Burada bir dairesel şey oluştu ta buraya kadar. A buradaki yükseklik ne? Buradaki yükseklik 6 birim olunca. Peki sen bunu içeriye doğru getirdiğin zaman ne olacak? İçeride de o zaman şöyle bir üçgensel şekil oluştu ya şöyle bir üçgensel şekilde ne oluşacak? Böyle bir konu oluşacak. Geri kalan da ne olacak? Bir silindir oluşacak. Peki sen şunun ne olduğunu biliyorsun. Şuradaki yüksekliğin 3 birim olduğunu biliyorsun. E, geri kalan silindirde de şurası 10 birim. ve sonuçta duvarda kaç? 8 santimetre derinliğinde bir delik açmışım ya. 8 santimetre derinliğinde. O zaman buradaki yüksekliğin de kaç olduğunu biliyorsun. 5 birim olduğunu biliyorsun. Yani elimizde 2 tane konu oluşmadı. Burada deldiği zaman şu duvar şuradan itibaren başlıyor ya. Burada deldiği zaman şu delik burada böyle ya. Gerisinde de böyle olacak. Yani şöyle bir silindir olacak. Yani koninin gerisi silindir olacak. O yüzden çok güzel bir soru. Bir yıldızı hak ediyor. Buna dikkat edin. ÖSYM tam da de bu mantıkla bir soru sorar mı? Sorar valla. Evet. O zaman biz bunu bulacağız. Yüksekliği 5 cm olan ve buradaki yarıçapta döndürdüğüm zaman şu döndürmede arkadaşlar şurası yarıçap yapıyor. Yani şurası yarıçap. Bu yarıçap uzunluğu da nedir? 4 birim değil midir? Evet yarı çapı 4 birim olan bir koni var burada. Bir de yarı çapı 4 birim olan ve yüksekliği 5 birim olan bir silindir var. 3, 4, 5 üçgenden burası da 5 çıktı. Bak şimdi duvarın içindeki şekle dikkat et. Ne oluştu? Bunun yüzey alanı isteniyor. Bunun yüzey alanı koninin yanal alanı var burada. O zaman koninin yan alanı pi çarpı r çarpı l. R dediğimiz kaç? 4 ya burada. Pi r l artı silindirin de yan alanı var. Silindirin yan alanında taban çevresi çarpı yüksekliği miydi? Yani 2 pi r re. res 4 çarpı yükseklik diyeceğiz. O zaman burada 20 pi artı bu da kaç? 40 pi yaptı. O zaman toplamda da kaç yaptı? 60 pi yapmış oldu. Gerçekten ama gerçekten çok güzel bir soru. Örnek 11'e dikkat edin arkadaşlar. Ya inşallah anlatabilmişimdir. Şu duvarı delmeye çalışıyor ya. Bundan önce silindir ama şuradaki itibaren şurası ne olacak? Koni olacak. Evet örnek 11'i böylelikle 60 pi bulduk. Geldik örnek 12'ye Yarı çapı 4 santimetre olan yarım daire şeklindeki bir karton. Bak dikkat. ÖSYM'de sordu. Bir karton var elimizde. Ve bu kartonun içi dolu tabii ki. Şimdi bu kartonu ne yapacakmışım? Döndürmeyeceğim. Bak dikkat. Kıvırarak bir şey oluşturacağım. Ağzı açık diktatörsel bir koni oluşturulmuş. Ağzı açık yok diyor. Çünkü kapağı yok arkadaşlar. E, zaten koninin açılışı bir daire dilimi değil miydi? Evet. E hocam burada daire dilimi. E, bu da bir daire dilimi. Yarım daire dilimi. Ve koninin açılışında ne önemliydi? Açı önemliydi. Açımız kaç derece? 180 derece. Bitti gitti. Sen şimdi konin şu şekilde. Hop. Bunu böyle kıvırdığın zaman konin böyle olacak. Peki burada olmazsa olmazımız neydi? R bölü L alfa bölü 360'dı. Evet yarıçapı kaç verilmiş? 4 santimetre olan bir yarım daireden bahsediyor. Yani sana L'yi 4 vermiş. Açımızda kaç? 180. O zaman buradan ne geliyor? 1/2 orandan dolayı R'yi de kaç bulursun? 2 bulursun. Yarıçapın 2, ana doğrunda 4 yapıyor. Bak dikkat et. Yarıçap 4 değil. Bu açılıştaki yarıçap, açılıştaki yarıçap neyi veriyordu? L'yi veriyordu, değil mi? Çünkü bir koninin açılışı şöyleydi. Burası R, burası L iken bir daire dilimi olacak ve şu da kapak olacak. Burası da L olacak. işte yan yüzeydeki. Bunu kıvırdığım zaman burada L oluyor. L'si 4. R bölü L. 180 bölü 360'dan R'yi de 2 bulduk. Bu koninin hacmi isteniyor. Hop şöyle dik çizince. Hocam Pisagor bağıntısı 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. 60'ı karşısı da 2 kök 3 yapar. O zaman hacim pi r kare çarpı h değil bir de bölü 3'ü var. O zaman 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kök 3 pi bölü 3 olarak buluruz. Cevabı burada koninin hacmini arkadaşlar. Tamam Örnek 12'yi de bu şekilde bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Evet. Yarı çap uzunlukları 25 santimetre ve olan o yarı çap uzunlukları 25 santimetre olan. Evet. Şöyle iki tane daire dilimi verilmiş. Hmm. O1 ve O2 merkezli daire dilimi şeklindeki iki karton kıvrılarak konu yapılıyor. <laughs> evet. Burada şunun merkez açısı burası bunun merkez açısı burası değil. Dikkat. Bunun merkez açısı burası arkadaşım. Çünkü sen bu konuyu kıvırarak bir konuyu yapacaksın. Evet. Konilerden birinin yüksekliğinin uzunluğu diğerinin taban yarıçapının uzunluğuna eşit oluyor. Birinin yüksekliğinin uzunluğu diğerinin taban nesine eşit oluyormuş? Yarıçapının uzunluğuna eşit oluyormuş. Hmm. Kıvırdığımız zaman arkadaşım şurada şu işlemi yapalım bir kere. Şu bizim çapımız değil mi? Evet. Buradan yüksekliği çizdik. Buraya geldi. Öbüründe de yüksekliği çizelim. Şu. E bu da bizim yarıçapımız Hatta çapımız değil mi? Evet. Şimdi şurası 90 derece mi? Evet. Sonra koniler şekil 2'deki gibi tepe noktaları çakışık ve taban düzlemleri birbirine paralel olacak şekilde şunlar da birbirine paralel. Şurası dik ya o zaman burası da dik. Taban düzlemleri birbirine paralel olacak şekilde iç içe konulduğunda taban düzlemleri arasındaki uzaklık 17 oluyor. Arkadaş bize buradaki uzunluğu 17 vermiş. E ne yapacağız burada? Bir alfabeteye dalacağız da sanki arkadaşlar. Bir dik üçgen bari bir şey var burada. Evet birinin taban yarıçapı mesela bunun yarıçapı burası r. diğerinin yüksekliğine eşit oluyormuş. Burası da r oluyormuş. E hocam o zaman burada burası R artı 17 oldu. Burası da R oldu. Yarı şu uzunluklarda L uzunluklarda 25 değil mi? Evet burası 25. Hocam şu uzunlukta 25 olacak. Dikkat et dik üçgenin kenarı R 25. E şuradaki uzunluk o zaman burası R burası 25 ise buradaki uzunluk birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Çünkü 25'in karesi eksi R kare yapıyor burası. E hocam burası da 25 ya. 25'in karesi eksi R kare olduğundan dolayı o zaman buradaki uzunluklar birbirine eşit olacak. Yani şu uzunluk R artı 17 ise bu uzunlukta R artı 17 olmak zorunda. E hocam Pisagor bağıntısı 25'in karesi eşittir R'nin karesi artı R artı 17'nin karesi diyecek olursak işlem işlem işlemle R'yi buluruz. Hocam 25 var. Büyük ihtimalle bu 25 değil mi? 25 var. Büyük ihtimalle ne üçgeni? 25 varsa hipotenüste ya 15 20 25 ya da 7 24 25. 7 koyarsak tutuyor mu? Tutuyor. Bak R yerine 7 yazdığımızda 7. Burası da 24 oluyor mu? Oluyor. Evet çok güzel. Her şeyi bulduk. Buna göre şekil 1'deki daire dilimlerinin merkez açılarının oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşım bir tanesinin yarı çapını kaç bulduk? Bunu kıvırdığın zaman bunu kıvırdığın zaman üst tarafa kıvırayım ben şunu. Bunu kıvırdığın zaman hocam R'si 7 geldi. L'si de kaç? 25. Öbürünü kıvırdığın zaman hocam R'si kaç geldi? Şunun R'si 24 geldi. Bunun R'si 24. Burası da 25. E ben burada şeyi biliyorum. R bölü L alfa bölü 360 olduğunu biliyorum. Hadi merkez açıyı bulalım. O zaman 7 bölü 25 eşittir alfa bölü 360'tan alfayı bulabilirim ben burada. Böylelikle değil mi? Evet bulalım bakalım bunu. Hocam şu şu 25'e bölsek 25'e bölmesek 5 ile sadeleştirsen 72 yapıyor. Oo Ooo. Ooo. o Neyse direkt şey yapalım ya. Alfa buradan ne geliyor? Alfayı böylelikle 360 çarpı 7 bölü 25 bulduk. Tamam. Öbüründe de L bölü L, yani 24 bölü 25 eşittir beta bölü 360 diyelim. Buradan da beta ne geliyor arkadaşlar? Buradan da beta 24 çarpı 360 bölü 25 mi geldi? Evet. E o zaman buradan ne geldi arkadaşım? Evet. Bizden ne isteniyor? Daire dilimlerinin merkez açıları oranı nedir diye soruluyor. Oranlayalım o zaman. Alfa 360 çarpı 7 bölü 25 Bölü beta. O da 24 çarpı 360 bölü 25 yaptı. Bölü 25'ler gitti. 360'lar gitti. 7 bölü 24 mi yaptı? O zaman cevap 7 bölü 24 olacaktır arkadaşım. Yani cevabımız 7 bölü 24 oldu. Gerçekten bu da güzel bir soru. Evet. Hoş bir soru. R bölü l, alfa bölü 360'ı kullandım. Şurasına alfa dedim. Şurasına da beta dedim. E, alfayı ne buldum? Alfayı 360 çarpı 7 bölü 25. Betayı da e, 24 çarpı 360 yani 24 bölü 25 meta bölü 360 ya. 24 çarpı 360 bölü 25 buldum. Bunları doğru anladık. Ve cevap 7 bölü 24 çıktı arkadaşlar. Ve geldik sonraki soruya. Yüzey sorusu. Taban yarıçapı 5 açacağız yani. Açılış hop şöyle. Yalnız açılışa dikkat. Arkadaş açarken şöyle şöyle açtın mı bunu açtın. Hocam A'dan başlayıp nereye geliyor? A'ya gidiyor. Dikkat et. Açılışta burası A iken burası da A değil mi? Evet. Şurasında B olduğunu biliyorsun. Yani senden ne isteniyor? A'dan başlayıp A'ya giden şuradaki uzunluk isteniyor. Hadi bakalım. R bölü L açılışta bizim olmazsa olmazımız. Hocam taban yarıçapı kaç verilmiş? 5. L'si de kaç verilmiş? 20. Şu L 20 20. Şurası da yarıçapın 5 olduğunu biliyoruz. R bölü L 5 bölü 20 eşittir alfa bölü 360'dan dolayı. 1 bölü 4 1 bölü 4 alfayı kaç bulduk? 90 bulduk. E o zaman burası 90 çıktı. E o zaman burası 90 çıktıysa da 20 20 ise Burası da ne yaptı? 20 kökü yaptı. A'dan A'ya en kısa yol. Ha bizim senemizde 2000, 1999-2000 senesinde arkadaşlar ÖSYM'de bunu hikayeleştirilmişini sordular. Düşün yani. Yok efendim A'da bulunan bir dağcı koni şeklindeki dağın etrafını dolaşacaktır. Diye sordular. Yani o zaman oha bu ne? Afarladık tabii ki. Yaptım mı? Yapamadım. Matematiklerin fulldi ama geometriler biraz zayıftı. E burada yapamadım ama bak Burada aslında koninin yüzeyinden gidecek açılışı yapınca direkt çok da kolay bir soruyormuş. Cevap 20 kök 2 çıktı arkadaşlar. Ve yorulduk galiba. Çünkü baya bir dakika oldu. Şurada son soru olarak bakalım arkadaşlar. Yine açılış. Açılışta nereye gittiği çok önemli. Açılışta şöyle hemen şöyle yaptık arkadaşlar açılışı. Hop şöyle. Yalnız bu A'dan başlayacak. A iken buranın ne olduğunu biliyoruz. Yalnız A'dan başlayıp AB doğrusunun üstüne gelmiş. B nerede? Burada. O zaman sen de AB doğrusunun üstüne götüreceksin. B de tam ortasında ya. Önce R bölü L alfa bölü 360'ı kullanalım. R'miz 4. L'miz 12. 4 bölü 12. Alfa bölü 360'tan dolayı. Alfayı kaç buluruz arkadaşlar? 3'te 1'i 3'te 1'i 120 derece olarak buluruz. Madem 120 derece çıktı alfa. Şurada açının tamamı 120. Ama bizim eleman nereden başlıyor? A'dan başlayıp. TB doğrusunun ortasına gidiyor. Dikkat B'ye de gitmiyor. A'dan B'ye gitmiyor. A'dan başlayıp TB. T burası ya. TB doğrusunun üstüne gidiyor. İşte önemli olan bu. Nereye gittiği önemli. Biraz öncekinden ne yaptık? A'dan başlayıp TA doğrusunun üstüne geldik. Bak TA doğrusunun üstüne geldik. Direkt A'ya geldik. Burada da A'dan başlayıp TA do TB doğrusunun üstüne gelecek ve eşit gelecek. Yani en kısası sorulunca eşit diye yorumlamış sana. Hocam buradan buraya eşit gelecek. İlla dik olmak zorunda değil. Eşit olmak zorunda sadece bunlar. Tamam 12 ya. O zaman burası 6 6 oldu. Burası da 12 olduğunu biliyoruz. E burada kaç? 120 ya. B de tam orta nokta ya. Orta nokta olduğundan bu açılar birbirine eşit olacak. Yani burası 60 derece 60 derece oldu. Hocam kosinüs teoreminden artık x'i bulabiliriz diyebilirsiniz. Ya da ya zaten direkt 12'ye 6 var. O zaman burası zaten direkt 90 olmaz mı? Ya da şuradan dik çizerek de yine sonuca ulaşabilirsin. Kosinüse bakma. Hocam burası 12 burası 6 ya. 60 derecede var ya. Kesinlikle burası 30'dur burası 90'dır. Bak sağlandı mı sağlandı. Çünkü niye? 90'ın karşısı 12 iken 30'un karşısı 6'dır. 60'ı karşısında ne yapar? 6 kök 3 yapar. Böylelikle en azı ne bulmuş olduk? 6 kök 3 bulmuş olduk cevabı. Ve böylelikle konuyu bitirdik. Yani buraya kadar olan kısmı bitirdik arkadaşlar. Gerçekten çok değişik sorular gördük ve değişik sorular görmeye yine devam edeceksiniz. Mesela bu soru mantığı. Bu ÖSYM'nin en çok sevdiği soru mantığıdır. Onu da bir sonraki videoda göreceğiz arkadaşlar. Ben bu değişik soruları size göstermek zorundayım. Tamam video uzuyor bilmem ne falan filan ama burada özel ders mantığıyla gittiğimizi hep söylemiştik. Ben bunları değişik soruları size karşınıza niye getiriyorum? Çünkü sınavda karşılaştığınız zaman aa biz bu mantıkta soru çözüp deyip daha hızlı hareket edebilmen için bu şekilde sorularla karşınıza geliyorum. Gerçekten hemen hemen her mantığı burada sizin karşınıza getirdim. Ve büyük ihtimalle sorunun aynısı gelmese bile o mantığı kullanacağın mantık mutlaka sınavda çıkacak sorunun içerisinde olacak kardeşim. E, o yüzden de içini ferah tut. Bu konu anlatımından sonra konuyla ilgili hatta silindiri de işin içine katacağım. Silindirle ilgili soruları çok çok daha rahat bir şekilde yapmış olacaksın. Neyse laf fazla uzatmayalım. Bir sonraki videoda yani koninin ikinci videosunda, koninin son videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.